Evet hobidaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fast and Furious'ın premium serisini inceleyeceğiz. Bunlar bu 3 modelde bana Almanya'dan geldi. Diğerlerini bulamadım. Bunların ben hikayesini başka bir yerde anlatmış mıydım? Instagram'da anlatmış olabilirim. O yüzden Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. YouTube'a bile video çekemiyorsan bile, gelmiyorsa bile Instagram'a devamlı av videoları, online avlar, hangi markete ne gelmiş ne gitmiş, hangi markette neler çıkıyor, neler ediyor, hepsini oradan paylaşıyorum. Gelecek olan bütün haberleri falan filan oradan paylaşıyorum. Takip etmeyi unutmayın, destek verin. Orada anlatmıştım galiba. Kuzenim Almanya'da Toys R Us'ta buldu bunları. Diğer iki araç eksikti. Bunlar Türkiye'ye geldikten bir hafta sonra kuzen döndü Almanya'ya. Tekrardan Toys R Us'a gitti. Tekrardan Toys R Us'a gittiğinde şey orada duruyordu. Diğer iki araç. Pontiac Firebird'le ne eksikti? Aynen, Dodge Charger eksik. Onlar da orada duruyordu. Bu sefer bunlar yoktu. İki farklı çıkartmışlar. Bunun öbürküleri sonradan bulursak ekleriz. Bunların da kartonetleri gayet güzel. O yüzden bunları da şeyle açacağım. Normalde kartoncu değiliz ama kartoncu olduk gitgide. Garaj mevzusu olduğu için ileride garajımıza bir yerimize detay olsun, güzel bir gözüksün diye asabiliriz. Belki atarım sonradan. Belli olmaz. Şimdi sıradan açalım bunları. Evet, ilk aracımız 70 model Chevrolet Nova SS modeli. Alttan tekrardan açtık bunu. Şöyle. Elimize aldık. Amerikan aracı olduğu için bayağı ağır ama güzel gözüküyor. Ön far detaylarımızı yapmışlar, ızgarımızı ve SS logomuzu oraya koymuşlar. Da niye odaklamıyor? Evet, odakladı. Krom detaylı bir şeyimiz var. Çerçeveli şöyle. Ön tampon, çerçeve, birleşik krom detay. Kaputumuz bir Amerikan muscle araç kaputu. Üstüne havalandırmamız var. Çamurluk sinyalimizi koymuşlar köşeye. Jantlarımız şöyle yakından alabilirsek Amerikan jantına birebir uymuş. Benziyordu da Amerikan muscle araçların şeylerine, jantlarına. Ayna detayımız yok aracımızda. Direksiyon koltuk detayları standart. Bagaj üstü detayımıza da bakalım şöyle bir. Bugün kamera niye odaklanıyor? Komple ön kaputtan arka kaputa kadar tavan hariç bir iki şeridimiz var. Geri vites lambamız, stopumuz, arka SS yazımız yerinde. Plakaya herhangi bir şey yapmamışlar. Arka tampon da tekrardan şeyle devam ediyor. Nikeler şekilde devam ediyor. Arka çamurluk sinyallerimiz de mevcut. Amerikan park oluyor tabii bunlar. Altını şey yapmamışlar. Krom devam etmemişler. Altı siyah kalmış. Şanzıman, aks ve egzoz detayımız var. Başka herhangi bir detayımız yok. Lastiklerimiz, arka tekerler daha kalın önlere nazaran, değil mi? Evet, sanki öyle gözüküyor. Ve şeyli olmuş. Düz olmamış. Şöyle yakından göstereyim. Dişlerini de yapmışlar. Gayet güzel. Bunu severim. Nova'yı severim. Chevrolet Chevelle'i de bayağı severim. SS. O da çok güzel kasası vardır. Belki o da ileride çıkarsa Fast and Furious serisinde onu da alırız. Diğer iki araç, eksik olan araçları da elime geçerse onları da bir başka videoda çeker inceleriz. Part 2 yaparız yani. Bu gayet güzel bir aracımız. Farklı bir detayı yok ama kendini gösteriyor. Ve evet, sıradaki aracımız 87 model Buick Regal GNX yazıyor. Modeli, paketi falan filan. Bu araç öyle bir araç ki Amerika'da hem polis arabası hem gangster arabası. Her şey olarak kullanılmış bir araç. Eski Amerikan filmlerinin izlerini hatırlayan varsa orada hem dediğim gibi gangster ve polis arabası olarak da karşınıza çıkabilir. Bu arada çok güzel olmuş. Çok parlak siyah boyamışlar. Jantları tam bir Amerikan jantı. Şöyle odağımızı yapalım. Bunlara güzel bak. Farklı Amerikan jantları koymuşlar. Muscle car olduğu için yakışmış bence. Şöyle ön far detaylarımız. Hatta flaşı da yakayım şöyle. Daha detaylı görelim bakalım. Flaşları nasıl odaklıyor mu? Acaba ışıktan dolayı mı odaklamıyor bilmiyorum. Kapattım flaşı. Çamurluğumuzun şurasında bir yazımız var ama net basılmamış. O yüzden anlaşılmıyor. Kaputumuzda bir şişkinlik var. Ben bunu daha çok beğendim. Siyah arabayı da o kadar fazla sevmem. Hat göstermez ama bunu gayet güzel yapmışlar. Ön far detayları falan hepsi yerinde. Sinyallerimiz, alt sinyalleri. Ön tamponda da o çamurluktaki şeyden var. Ona da bir zoom yapalım bakalım. Belki gözükür. Anlayamadım gitti. Belki altında yazıyordur. Arkaya dönelim. Arka sağ şeyin üstüne de yazmışlar. Arka stopumuzda geri vites lambamızı. Hepsinin detayını yapmışlar. Kare kare şekilde. Plakamızı koymuşlar güzelce. Arka tampon demirlerini falan komple puding siyah yapmışlar ama yine detayları var. Alt akiz işte efendime söyleyeyim salınacak malınacak onların detaylarını yapmışlar. Egzoz detayları da var ama egzozlar gözükmüyor. Tampon demiri gibi gözüküyorlar aynı. Yanlarda mı egzoz yoksa? Yok, yanlarda da yok egzozlar. Gözükmüyorlar. Böyle gözüktüğü gibi. Kasası tam bir ikonik Amerikan gözüktüğü üzere şöyle. Tek kabin, kupe bir araç. Arkaya artık koltuk yapmışlar mı şöyle yakından bir bakalım bir. Arkada da koltuk var aynen. Kupe ama arkaya da oturulabiliyor. Direksiyonumuz standart. Baklava tepsisi. Arka camımız plexi. Jantlarımız bunda lastiklerine bakın şöyle diş yapmışlar. O yüzden güzel gözüküyor. Daha realistik gözüküyor yani. Şeysiz jantlarınıza. Anlatacak fazla başka bir detayımız yok. Gördüğünüz gibi. Her şey gözüküyor. Evet, sıradaki aracımız 99 model Ford F-150 SVT Lightning.
yazıyor altında. Bu Paul Walker'ın yani Brian O'Connor'ın birinci filmde kullandığı tuning dükkanındayken kullandığı araç. Keşke bu Fast and Furious'ta hani şey de yapsalardı. Diğer uzun kartonlar var ya, Skyline falan olduğu, premium olmayanlarda. Onlarda mesela hangi filmde hangi araç olduğu yazıyor. Fast and Furious 1, 2, 3, 4, 5 artık hangisi. Keşke buna da yazsalardı. Hani bilmeyenler olabilir hangi araç. Aa bu neredeydi falan filan, kafa karışıklığı olabilir. Çok sıkı takipçisi bilir, tek bilir yani bu nerede şu nerede diye. Bunu da hemen açalım. Bu bayağı ağır bu arada. Evet. Ön far, sis lambası, hepsinin detayı yerinde, güzel. Izgaramızı sticker değil de ızgara ızgara şeklinde yapıp üstüne siyah koymuşlar. Ford logomuzu yapıştırmışlar yerine. Far sinyal detaylarımız üstünde. Sis farlarımızı da yapmışlar. Artık kafalandırmam sis farı mı bilemiyorum ama sis farı gibi gözüküyor. Far olması öyle beyazla şey yapmazlardı. The Razor Edge yazıyor yanında dükkanın ismi. Aynaları yapmışlar bu araçta. Jantlarımız güzel, krom. Offset, 5 kol jant offsetli. Bakın bunlara diş yapmamışlar. Alt detaylarımızda salıncak ve diferansiyel aracı bir detay yok. Şurada ayak basma yerini yapmışlar güzel. Tamponlarımız gayet güzel, şişik. Arka stoplarımız, sinyalleri falan hepsi yerinde. Ford logomuzu yapıştırmışlar. Bagaj açma şeyimiz, kulbumuz, kolumuz. Ve SVT hani arabanın şeyini, modelini yazmışlar. Plakaya bir şey yapmamışlar. Bu aracın bende iki çeşit versiyonu daha var şey olarak. Normal bir regular olan modeli de var şöyle. Hani pek bir fark yok aralarında. Bunu önde bir tek önden şey yapmışlar. Şöyle inceleyelim. Alt havalandırmayla sis farlarının detayını yapmamışlar. Hani o detay farklı gözüküyor. Jantlar farklı bir de bildiğiniz üzere. Bakın bunda şu ayak basma basamağı yerine siyah çizgiler yapmışlar. Böyle ikisini yan yana inceleyelim. Diğerini de en yakın zamanda açacağız diğer araçlarla birlikte. Arkaya da Ford logosuyla ve şeyleri, model detaylarını falan yapmamışlar şöyle gözüktüğü üzere. Bir de bunun bende şöyle sarısı da var. Buradan daha açık şekilde inceleyebiliriz. Bu sarıyla kırmızı aynı renk zaten. Bunu da Furkan kardeşimden almıştım. Bakın şuradaki siyah şey buraya yapmamışlar çizgileri falan. Ama sinyal stop detayları, şuradaki yazılar falan filan birebir aynı. Yani çok bir farkı yok yani. Premium'unu alamadınız diye çok üzülmenize gerek yok. Bagaj içinde de herhangi bir detay farkı yok. Ama ağırlık bakımından tabii şey olan daha fazla. Premium daha fazla ağır. Diyeceklerim bu kadar. Diğer araçları dediğim gibi temin edersek onları da inceleriz en yakın zamanda. Evet dostlar, bugün incelediğimiz 3 araç şu şekildeydi. Fast and Furious araçları. Siz en çok hangisini beğendiniz? Yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Siz olsaydınız hangisini tercih ederdiniz? Gerçek hayatta veya burada. Hani bir tane alma seçeneğiniz olsa hangisini alırdınız? En beğendiğiniz hangisiydi yani? Belirtmeyi unutmayın. Videoya like atın, destek verin. Kanala abone olun. Instagram'dan takip edin. Discord kanalımıza bekliyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.